Dostlarımız, aileleri, dernek ve federasyonlarının çok değerli temsilcileri, Cumhuriyet Halk Partisi'nin saygıdeğer yöneticileri, sayın milletvekilleri, aramızda bulunan belediye başkanlarım, yazılı, görsel ve internet medyasının çok değerli temsilcileri, saygıdeğer konuklar. Efendim izin verirseniz konuşmalarını yapmak üzere. Devlet engellilerin korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirler alır. Alabilir değil, alır. Devlet engellilerin haklarını teslim edecek ve hayatlarını sürdürebilir kılacak diyor. Anayasa emrediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok saygıdeğer Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu buraya davet ediyorum. Buyurun efendim. Teşekkür ederim değerli arkadaşlarım. Öncelikle çalıştayı düzenleyen değerli arkadaşıma, genel başkan yardımcısı arkadaşıma teşekkür ederim. Hep şunu söylerim. Bir ülkenin çözülemeyecek sorunu yoktur. Yeter ki sorunu yaşayanlarla sorunu çözecek olanlar bir araya gelsin. Sorunu yaşayanlar, sorunu en iyi bilen kişilerdir. Ve onlar sorunun nasıl çözüleceğini de 3 aşağı 5 yukarı tartışarak bir şekliyle paylaşırlar. Ama sorunu çözecek makamda olan kişiler sorunu yaşayanları dinlemezlerse ürettikleri çözümler çözüm olmaktan çıkar. Burada iki değerli belediye başkanımızı da dinledik. Yeni Mahalle Belediye Başkanımızı da, Büyükşehir Belediye Başkanımızı da engeller konusunda neler yaptıklarını, onların sosyal yaşamda nasıl daha güçlü hale gelmeleri gerektiğini, kültürel hayatta bir şekliyle daha başarılı olmaları için önlerindeki engellerin kaldırıldığını bir şekliyle anlattılar. Ama iki belediye başkanımız bunu anlattı. Ama Türkiye'nin bütün illerinde, ilçelerinde şu veya bu şekilde bir engelli kardeşimiz var. Dolayısıyla olayın elbette ki hukuk normları var. Bakıyorsunuz anayasamızda hüküm var. Az önce arkadaşımız da ifade etti. 61. madde, devlet sakatların korunmasını ve toplum yararına intibaklarını sağlayıcı tedbirler alır. Alabilir değil, alır. Almak zorunda. Yeteri kadar alındı mı? Hayır. Anayasada hüküm var mı? Var. Yasalarda hüküm var mı? Var. İmzaladığımız uluslararası sözleşmeler var. Onların tamamı da geçerli. Ama maalesef yeteri kadar engelleri mutlu edecek önlemler alınmış değil. Pek çok açıdan sorunumuz var. Bu sorunlar çözülür mü? Evet, çözülür. Bu çalıştayın temel amacı sizin yaşadığınız sorunları aktarmak ve çözümler konusunda ortaklaşmak. Bunu niye düzenliyoruz? Çünkü biz Türkiye'nin sorunlarını çözmek istiyoruz. Her kesimin sorununu çözmek istiyoruz. Engellilerin sorunu var mı? Var. Nasıl çözeceğiz? Çalıştay yaparak. Siz anlatacaksınız. Oturacağız, çözümler konusunda ortaklaşacağız ve onu bir tarafa koyacağız. Sizden isteğim, ister dernek, ister konfederasyon, ister vakıf, neyse engelli arkadaşlarımın oluşturdukları sivil toplum kuruluşları veya dernekler, neyse bu çalıştayın sonuçlarını alın, iktidar olduğumuzda da bize sorun. Yani bir tarafa bırakmayın, bize sorun. Biz benzer çalıştayı tarım konusunda da yapıyoruz. Gençlik konusunda da yapıyoruz. Hayatın her alanı, her alanında çalıştaylar yapıyoruz. Ve bu çalıştayla kültür sanat alanında da yaptık. Değerli kültür sanat insanlarını da çağırdık. Onları da dinledik. Dolayısıyla bizim anlatımımızdan çok daha önemli sizin ortaya koyacağınız sorunlardır. Ve bu çalıştay bizim açımızdan son derece değerlidir. Belediye başkanlarımız ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar. Ama şunu kabul etmemiz lazım. Bir engellinin kent yaşamına entegre olması lazım. Kentin insanlara sağladığı bütün sosyal yardımlardan, sosyal katkılardan yararlanması lazım. Kente rahat gezebilmesi lazım, otobüse binmesi lazım, tiyatroya gitmesi lazım, sinemaya gitmesi lazım, sosyal etkinliklere katılması lazım. Bütün bunlar
Eğer yapılabilirse kent engelli için yaşanabilir bir kent atmosferine kavuşmuş olur. Bununla ilgili yasalar da çıktı. Yani yasal olarak yapılması gereken her şey 3 aşağı 5 yukarı yapıldı. Sorun uygulamada. Uygulamayı da sizler takip edeceksiniz. Bizler takip edeceğiz. Yeni sorunlar varsa bizim bilmediğimiz yeni sorunlar varsa onu da bu çalıştayda aktaracaksınız. Ve bizler de bu sorunlara sizlerle beraber çözüm üreteceğiz. Efendim ben çalıştayın başarılı geçmesini diliyorum. Verimli olmasını istiyorum. Lütfen sizden isteyeyim. Bütün sorunlarınızı büyük bir açık yüreklilikle anlatın. Yaşadığınız bütün sorunlarınızı. Ve o sorunların çözümü için biz elimizden geleni yapalım. En azından sizin sorunlarınızı belli yerlerde, belli ortamlarda dillendirmiş olalım. İktidara geldiğimizde de zaten söyledim. Çalıştay raporunu alıp bize göstereceksiniz. Diyeceksiniz ki şu tarihte yeni mahallede bir engeller çalıştayı yaptık. Şu sonuçlara vardık. Peki ne oldu bu sonuçlar? Çözüyor musunuz, çözmüyor musunuz? Adım adım, madde madde takip edeceksiniz. Ve bizler de adım adım, madde madde onları gerçekleştirmek için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz. Efendim tekrar hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz, onur verdiniz. Sizlerle beraber olmaktan son derece mutluyum. Sağ olun, var olun diyorum efendim.